Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi balkonda şenlik var. Bayağıdır burayı çekmedim ama size muhteşemlikleri göstermek istiyorum. Bu en son çektiğimde açmamıştı arkadaşlar. Şöyle de görebilirsiniz, her tarafından çiçek açtı. Şu buradaki, bakın bu geçmiş artık. Bakın buradaki hibrit olan küpeli çiçeğim. Hibrit derken bakın bu dal böyle. Şöyle baktığınız zaman hatta böyle iki taraflısı, iki renklisi vardı. Şu an göremiyorum ama belki öbür tarafta görebilirim. Yani birisi pembe, birisi de böyle lila arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hem size bunu göstermek istiyorum. Şuna bakar mısınız? Şöyle aldı başını gidiyor o. Çiçekleriyle muhteşem arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Bakın şu uca bakar mısınız? Bakın birisi lila, birisi de daha koyusu. Ama bu çok güzel açtı. Paskalya çiçeğim açtı, geçti artık onun zamanı. Ama ben de bilinçli olarak böyle bıraktım, bakalım ya kendileri dökülecek, belki de şey olur, tohum kesesi oluşturabilir, bilmiyorum. Bıraktım onu. Burada reyhanımız var. Şöyle geçtiğimiz zaman burada sedumlar aldım. Buralara ekmiştim hep. Bakın nanelerim de var. Nane de yiyorum ayrıca. Bakın burada sarımsak büyüyor. Burada kaktüsler devam ediyor. Şurada bir kivimiz var. Yine bir sedumumuz var. Böyle. Şurada kalanşiyum arkadaşlar. O orada kaldı. Şuna yine bir ayenyum türü. Hastalık zannettim, korktum. Ama değil. Tabii burası kölge olduğu için orada kaldı. Bakın buradaki de yine çıtır çıtır çiçeklerini açmış minik minik. Böyle geçiyor. Burada maçulantam var. Maçulantam biliyorsunuz merdiven boşluğuna bırakmıştım. Onu da buraya aldım. Buradan bayağı budamalar yapmıştım. Ondan sonra bu da güzelleşti burada. Bakın. Hoş duruyor. Evet, geçelim şöyle. Tesbih çiçeğimiz. Muhteşem. Çiçeklerini açmaya başladı. Böyle böyle örümcek şeyler oluyor. Bakın ne kadar güzel çiçeğini açmış. Ve gelelim şu tarafa. Bakın oradaki sedumları görüyor musunuz? Bu şeftalime bakın arkadaşlar. Bu bir şeftali ağacı ve kocaman oldu. Bakın sedumlara bakar mısınız? Şöyle yapalım. Sedumlar açtı. Tabii hep küpelimde çiçek dökmüş buralara. Şöyle dökelim. Bakın. Sedumlara bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu. Aslında yerde olmuş olsa sarar gider arkadaşlar. Şurası da böyle. Erikleri görüyor musunuz mu? Göremiyor musunuz? Durun bakayım. Erikleri göstereyim. Şurada. Bakın. Erikleri bakın. Bu can eriği arkadaşlar. Aralarda var. Şöyle alıp yemek lazım. Neyse geçelim. Bakın. Burada da yine böyle bu gül gibi olanı. Şöyle. Evet. Burası sedumlar. Fazla olan sedumları getirdim. Buralara koydum. Onlar da orada büyüyor. Burada bir tane yaprak güzelimiz var. Onu buna ekmiştim arkadaşlar. Bak bu da çok güzel oldu. Şurada bazı yaprakları var. Onları alacağım. Evet şöyle. Burada da Sweet Tea var. Aa, bakın babysi de var. Güzel. İyi, o da orada tutmuş. Bunu yedeklemek amaçlı ektim arkadaşlar oraya. Ama bu akşam bunları sulamam gerekiyor benim. Evet. Şimdi geçelim bu tarafa. Burada nelerimiz var? Karanfilimiz var. Bunlar tohum keseleri. Bunları bıraktık. Dökülsün bakalım. Aynı camın önündeki gibi belki seneye yine verir. Bilemeyeceğim. Şunları zaman zaman böyle temizliyorum. Burada yoncamız açıyor. Aa, bakın burada da. Evet. Gelelim şuna. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu daha büyük küpeli. Bunun çiçekleri çok büyük. Bayağı bir şekilde size şöyle göstereyim. Keşke çevirebilsem ama çeviremem. Ama size şöyle göstereyim. Her taraftan fışkırdı bu artık. Bakın kaç tane var. Bunun çiçekleri çok büyük arkadaşlar. Şöyle de gördüğünüz zaman şöyle görebilirsiniz mesela. Kocaman kocaman çiçekleri var. Yani bayağı bir rengi var. Bu renk var bende. Şöyle göstereyim. Bu renk var. Şöylesi var. Şöyle beyazısı var. Şurada da güneş geliyor. Akşam güneşi vuruyor buraya. Evet. Bir de böylesi. Bir de şu var.
Bakın bu da bayağı açtı, geçti. Tekrar açmaya devam ediyor da. Şuraya koyalım. Böyle. Şöyle geçtiğimiz zaman. Begonya'yı bir türlü büyütemiyordum arkadaşlar. Size de diyordum ya, şu aralardan göstereceğim artık size. Şu gülü şuradan alayım bir. Durun. Evet. Allah'ım inşallah şunu kırmadan alırım. Bunu buraya getirdim. Yağmur yağdı çünkü. Dedim ki biraz burada yağmurunu alsın. Şuna bakar mısınız benim güzelime? Pembe güzelime. Tabii bu tarafta olduğu zaman hemen anında renkler gitti arkadaşlar. Hemen fark ediyor ama ben şimdi yakın zamanda izine gideceğim için onu hocamın orada koymadım. Çünkü düşme imkanı çok yüksek. Evde de değilim. Bazen de havalar bayağı bir şekilde rüzgarlı, fırtınalı kopuyor. Onun için buraya aldım. O dipte dedim. Hem yağmur suyunu alır. Ama tabii renkte değişiklik var. Ama yine de muhteşemliğini koruyor benim pembişim. Pembe pembe gönlüm senin de, şuna bakın. Bu çok güzel oldu. Bunu çok seviyorum. Bunu şimdi dikkatlice yine aynı yerine koymayı düşünüyorum. Gelin şöyle. Ay 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 ay. İnşallah bir şey olmaz. Şöyle dursun orada. Dalları da şuralarda yaslandığı için düşme imkanı yok. İyi, güzel. Şurada evet, gördüğünüz gibi begonyam. Begonyamda bir hastalık vardı. Hep böyle yaprakları olmadan düşüyordu ve gidiyordu. Ama şimdi yeni sürgünler vermiş o da. O da güzel. Bakın orada yine yaprak güzelim var. Bu burada kalacak. Burada da büyüyecek o. O da güzel gayet. Size şöyle, pardon, şöyle çekeyim. Evet. Bakın yeni vermiş. Ve şöyle baktığınız zaman da küpelimin her tarafı küpeli. Yani şöyle. Bakın. Çiçeğinin muhteşemliği bu. Çok büyük bu. Evet, bu burada. Bunu şuraya alalım. Şunu şuraya koyalım. Burada yılbaşı çiçeğimiz var. O da böyle sürgünler verdi. O da büyüyor. Tabii bunun zamanı değil şurada, bu şimdilik. Bu artık bende 12. aylarda falan çiçeğini açar. Ama gayet iyi. Hep böyle yeni sürgünler verdi. Şurada limon ağacımız var. Limon ağacım da böyle minik minik limonları var. Umarım o limonlar tutar. Bakın bir yandan açıyor. Şurada çiçek açıyor yine. Şurada da, burada da limon var şurada. Şöyle baktığınız zaman muhteşemliğini koruyor yani, anlayacağınız. Çok da güzel duruyor. Harika. Şöyle. Şimdi gelelim şu tarafa. Bakın bakar mısınız ya? Yok oradan yapraklardan nasıl tozlar akıyor. Böyle çok feci. Evet, yine bir arımız burada. Evet, şimdi buraya geldiğimiz zaman size ne göstereceğim? Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz zaman muhteşem açtı bu. Çok güzel açtı. Tabii ben zaman zaman çekemedim, fırsatım olmadı. Ama muhteşem, çiçeklerine bakar mısınız? Coştu da coştu yani. Çok güzel oldu. Şöyle. Bir de güzel kokuyor. Bir de güzel kokuyor. Anlatamam size. Bayıldım buna. Bugün yine maç var. Maçın sesi geliyor çünkü. Westfalen Stadyum bize çok uzak değil arkadaşlar. Yakın. Bakın onun rengi biraz daha değişik. Bunun rengi daha değişik. Şöyle baktığınız zaman. Ama güzellik o biçim. Çok güzel. Bunu çok seviyorum. Şurada da bir kaktüs köşem var. Burada bir iki tane kaktüsleri öbür tarafa alacağım. Çünkü burada büyümüyorlar. Şu an hiç dokunmayayım. Çünkü hemen zaten alerjim bu aralar yine sapıttı benim. Hemen kızarıyor ellerim benim arkadaşlar. Burada da bir kaktüs köşemiz var. Şu tarafı görüyor musunuz? Camın önünde. Bu da böyle. Evet. Muhteşem. Çok güzel oldu. Ama size burada daha neyi göstereceğim? Bakar mısınız? Şu uca bakın. Şöyle. Bakın. Burada da beyaz paskalyam açtı. Tabii akşam üzeri çekiyorum ben. Akşamın 7'si denebilir. Bakın burada da kırmızı açıyor. Ve beyaz paskalyam. Şu arada da bir tane pembe paskalyam var. Şu geçmiş. Bu da böyle açmaya başladı. Çünkü güneşli hava. Bakın muhteşem. Aynı zamanda da arılar dolaşıyor, geziyor. Evet, bakın arıyı görüyor musunuz?
aracık gezmeyelerde iş başında. Bakın. Neyse, rahatsız etmeyelim onu. Evet, durum böyle. Ama şunun muhteşemliği harika. Çok güzel bu. Çok güzel açtı. Bu akşam bunlar. Oo, bayağı bir ses var. Bakalım ne olacak. Bu akşam bunları sulayacağım. Ve orada da o dipte de sweet tea. Evet. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Böyle. Şuraya baktığınız zaman da oraya da onları yerleştirdim. İşte orkideler. Kalp kalbe karşı. Böyle onu çevirdim tekrar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu sanırım benim tatilden bir önceki gün çektiğim bir video. Zaman zaman bir de sukulentlerimi çekeceğim. İzinden geldikten sonra son durumlarını ben de merak ediyorum. Uzun bir zaman gideceğim için artık ne durumda oldular bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ayrıyeten de hakkınızı helal edin arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarıma da hoş geldin diyorum. Lütfen abone olarak izlerseniz çok sevinirim. Bu güzelliklerden haberdar da olmuş olursunuz zil sesini açarsanız. Evet, bende durumlar böyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Tschüss.